Merhaba arkadaşlar, Orkide Rüyam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere su kültüründe olan orkidelerim var. Onlarla ilgili bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Bugün hava çok güzel, güneşli. Biraz orkidelerim gün ışığı alsın istedim. Eğer biraz daha hava ısındığında cam daha sıcak yapıyor tabii güneş ışığını. O zaman store indiriyorum arkadaşlar. Şimdi biraz bu saatlerde biraz ışık almasını istedim orkidelerimin yapraklarının. Böyle biraz güneşte bekletiyorum. Camı mutlaka çok az bir aralık bırakıyorum arkadaşlar. Benim su kültüründe olan orkidelerim de var arkadaşlarım. Bunlarda yaprak yumuşaması olmuştu. Saksılarından çıkarmak zorunda kaldım bunları. Şöyle gördüğünüz gibi kökleri çok güzel, çok sağlıklı oldu arkadaşlar. Yeni en uçlarından aktif kökleri var. Şu kısımlardan da. Bu da böyle bir kız. Normal gövdesi toprakta, saksının altını kesmiştim ben. Bu şekilde. Çok az dibinde bir su var. Oradan kökleri sulanıyor arkadaşlar. Gövdeye daha fazla su vermiyorum ben. Zaten yeteri kadar kök kısmından alıyor arkadaşlarım. Bu da öyle. Bununla ilgili zaten bir videom var. Su kültürünü koymuştuk. O zaman 2-3 tane sadece kökü vardı. Şimdi ne kadar güzel kökleri var. İyice köklendi. Yukarıdan da yeni yavaş yavaş kökler çıkarmaya başladı. Böyle güzel kökleri olsun istiyorsanız arkadaşlar su kültüründe olan orkidelerinize. Hatta şuradan yeni artık çiçeklenmeye de başladılar arkadaşlar. Bunda da var. Şurada gösterebilirsem size. Şunu da biraz önce gördüm. Ona da çok sevindim. Şurada arada bir tane çiçek dalı vermeye başladı. Şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Böyle güzel kökleri olsun, aktif kökleri olsun istiyorsanız zaten gövdeyi göreceksiniz. Gövde çürümüştü. O alt kısmını kestim ben. Yukarıdan gelen yeni kökler hızla suya ulaşmak için daha hızlı büyüdü arkadaşlar. Dibinde çok az bir su bırakıyorum. Ben bu pet şişeleri haftada bir yıkıyorum arkadaşlar sabunlu suyla bakteri olmaması için. Yoksa köklerinde küflenme olur. Eğer sizin orkide su kültüründe olan orkidelerinizin köklerinde küflenme varsa yeteri kadar havalanamıyor arkadaşlar. Mutlaka orkidenin bulunduğu ortamı, odayı havalandırmanız gerekiyor. Eğer yine de hala köklerinde böyle küf tarzı varsa beyaz beyaz mutlaka orkidenizi bulunduğu ortamdan çıkartın arkadaşlar. Arap sabunuyla köklerini yıkayın ve bulunduğu şu şeyleri kapları mutlaka yıkayın arkadaşlar. Ben pet şişeleri kullanıyorum. Daha avantajlı. Bazen yıkamak istemezseniz de yenisiyle onu çıkartıp tekrar yenisini kesip kullanabilirsiniz. Daha pratik. Ben bu köklerin böyle güzel olması için arkadaşlar 3.20 kullanıyorum. Şöyle 1 litre suya 1 kaşık kullanıyorum ama bu sefer bunu ölçtüm. Bu 2 su bardağı arkadaşlar. Yarım litre yapıyor. Buna da yarım çay kaşığı kullanacağız. Şöyle çok az. Çok fazla gübre her zaman çok güzel olacak, çok açacak diye bir şey yok arkadaşlar. Şöyle yarım çay kaşığını atıyorum ve karışmasını sağlıyorum biraz. Daha sonra bu su kültüründe olan orkidelerime, bu arada bu su dinlenmiş su olacak arkadaşlar. Mutlaka çeşmeden hemen doldurduğumuz suyla bu işlemleri yapmıyoruz orkidelerimize. Bu sudan biraz döküyorum arkadaşlar. İçinde zaten suyu var. Kendi suyu var. Biraz döküyorum. Böyle hepsine biraz biraz döküyoruz. Bunu biraz arkadaşlar bu 3.20 dediğimiz 20-20-20 NPK gübresi. Bu kök gelişimi için çok faydalı, çok güzel bir gübre. Bu su kültüründeki orkidelerimizi yarım saat bu NPK gübresiyle bekletiyoruz. Daha sonra başka bir yerde dinlendirmiş olduğumuz suyla bu suyu döküyoruz. Tamamen tekrar o sudan koyuyoruz arkadaşlar. Bir de gördüğünüz gibi su çok az olacak dibinde.
O kadar az olacak ki yani var ya kökler böyle en uç kısmı değecek o kadar. Hatta göstereyim gövde ne kadar yukarıda. Gövdeye kesinlikle su gelmeyecek. Bu şekilde yaparsanız arkadaşlar mutlaka zaten orkideleriniz zamanı geldiğinde güzel bir şekilde açacaktır. Yumurta haşlama suyu da verebilirsiniz. Yalnız yumurta haşladığınız suyu 1-2 saatten fazla bekletmeyin. O da koku yapabilir arkadaşlar. Yumurtayı haşlıyoruz. Soğuduktan sonra suyunu 1-2 saat böyle su kültüründeki orkidelerimize verebilirsiniz. Sonra döküp tekrardan dinlenmiş su doldurabilirsiniz köklerine. Böyle güzel, sağlıklı kökler olur. Gün ışığı alması gerek mutlaka. Orkidelerimizin havalanması gerek. Çünkü su kültüründe olduğu için küflenir arkadaşlarım. Yaprak temizliğini de mutlaka sirkeli suyla temizliyoruz. Artık buralardan da yan dallarından da mutlaka aktif olarak şöyle göstereyim size. Şuralarından zaten artık yavaş yavaş açılmaya başladılar. Mutlaka güzel çiçeklerini açacaklar. Şurada yakınlaştırabilirsem sizlerle paylaşayım. Ben de biraz önce gördüm. Bunun rengi de çok güzel arkadaşlarım. Turunculu bir kız bu. Ben onları genelde hep su kültüründe olanları cam önünde arkadaşlar konumlandırıyorum. Artık yavaş yavaş zaten orkideler şöyle kendilerini belli etmeye başladı. Güzel çiçeklenmeye başlayacaklar. Mutlaka bu sıra gübrelemeye daha özen gösterelim arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Ne kadar dikkat edersek, özen gösterirsek daha güçlü girecekler arkadaşlar çiçeklenme dönemine. Ve sağlıklı büyük güzel çiçekleri çıkacak orkidelerimizin. Hala bile bir tane üzerinde çiçeği olan orkiden var. Evet arkadaşlar. Su kültüründeki olan orkidelerimle ilgili bu kadar bilgiler vermek istiyorum sizlere. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, mutlu kalın.